RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Mart Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, İlçe Emniyet Müdürlüğü elinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Büro Amirliği görevlerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli'de çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Büro Amirliği görevlerince yapılan çalışmalar kapsamında 3 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalar kapsamında iş yerinde geceleyin silahla yağma suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan K.Y., resmi belgede sahtecilik suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D., birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hakkında yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Ereğli, Halkapınar, İvriz yolunu, Belören, Hadim ayrımı, Aladağ, Kızılkaya, Karaman yolunu, Bozkır, Hadim yolunu, Konya Akşehir yolunu ve Konya Ereğli ayrımı, Ulu Kışla ayrımı yolunu da yine seneye hizmete alıyoruz. Şimdi birkaç yıla kadar kısa zamanda zorlayacağız şartları. Belkaya ve Cihanbeyli'ye de doğalgazı inşallah vereceğiz. Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkanı adayı Adem Erdal Yeni Bağlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, Yeni Bağlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çok değerli hemşehrilerim, artık 31 Mart'a çok kısa bir zaman kaldı. Bizler yapılacak olan yerel seçimlerde Adem Başkanımıza sizlerden destek istemeye geldik. Ve en önemlisi de hem Adem Başkanımıza, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize, en önemlisi de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek istemeye geldik. Bu iki lider, sorumluluk sahibi iki lider, milletin ve memleketin bekası için kurdukları Cumhur İttifakı'nın Ereğli'de en güçlü bir şekilde çıkması için iki liderimize de özellikle destek istiyoruz. Ben fazla uzatmayacağım. Programlarımız da yoğun. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim, malum olunduğu üzere Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli'de hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Ereğli Belediyesi'nde belediye başkan adayı çıkartmadı. Genel Başkanımızın ve partimizin yetkili organlarının görüşmeleri sonucunda da Adem Erdal Beyefendi Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ereğli'de, Uğur İbrahim Altay Beyefendi'yi Büyükşehir Belediyesi'nde destekleme kararı çıktı. Bugün hem vekilimiz hem Cumhur İttifakı adayımız Adem Erdal Beyefendi, AK Parti İlçe Başkanımız ve ben olmak üzere Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adaylarımızla birlikte sizlerden Cumhur İttifakı'na, dolayısıyla Adem Erdal Beyefendi'ye destek istemeye geldik. Güçlü bir şekilde destek vereceğinizi umuyor. Sizleri 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden Cumhur İttifakı'na oy vermeye davet ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, tabii her
herkesin gönlünde bir aslan yatar. Tabii herkes gönlünü, kalbini bir siyasi partiye vermiş olabilir. Biz tüm hemşehrilerimizi seviyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak ortak bir aday çıkarttık. Dolayısıyla gönüldaşlık hukukunu bir kat daha arttırdık. Yani aynı sandıkta buluşmak üzere hareket ediyoruz. Diğer partilere gönül vermiş hemşehrilerimizden, ağabeylerimizden de rica ediyoruz. Cumhur İttifakı'na destek versinler. Gönül verdikleri partilerin durumuna, pozisyonuna, kimlerle hareket ettiklerine ya da şahıslara iyi baksınlar, son 10 gün iyi tahlil etsinler. Ereğli'de de farklı gelişmeler oluyor. Ereğli'de de çok değişik durumlar hasıl oluyor. Sizlerden adayları tek tek iyi incelemenizi ve irdelemenizi istirham ediyorum. Sonuç itibariyle oy vermek, sandığa gitmek bir vebal işidir. 5 yıllık sizi yönetecek kişiyi seçeceksiniz. O yüzden büyük bir vebal taşınıyor. Hem bizler hem seçmen. Bu vebalin altından iyi düşünmek lazım, iyi irdelemek lazım, kararı ona göre vermek lazım. Sizlerden de ricamız ve istirhamımız bu. Artık böyle işte kalabalıklara bu bunu mu demiş, şu şunu mu demişten ziyade kim faydalı olacak, kim daha güçlü, kim daha birlikte ve beraber bunu göreceksiniz. Sonuç itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir araya geldi. Hem genel başkanlar düzeyinde hem iller ve ilçeler düzeyinde birlikte hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu bir güç gösterisidir. Sizlerden de bu Türkiye'nin birçok yöresinde yapılmış ittifakı Ereğli'de de desteklemenizdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş hemşerilerimiz, kardeşlerimiz var. Ben çok küçük bir mesele anlatarak konuşmamı bitireceğim. Önümüzdeki günlerde bir hafta 10 gün önce bir yaşlı bir ağabeyimiz geldi. Bana dedi ki partide çay içiyoruz. İlçe başkanı kim dedi. Geldi içeriye oturuyoruz. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermiş bir amca. Yaşı da bayağı var. Dedim ki amca buyur nasıl yardımcı olabilirim? Söze şöyle başladı. Dedi ki yeğen ben uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorum. Ama bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğim. Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğim. Dedim ki emmi biz Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile birlikteyiz. Tamam dedi. Devlet Bahçeli nereyi gösteriyorsa ben oraya oy vereceğim dedi. Sebebini sordum. Dedi ki Atatürk'ü bizden daha çok seviyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok seviyorsunuz. Dedim ki biz Atatürk'ü zaten seviyoruz. Atatürk'e başbuğ Atatürk diye hitap ediyoruz. Aynen öyle dedi. Ama şu an bakıyorum dedi. Ne genel başkanı ne de onun temsilcileri Atatürk'ün partisine layık bir şekilde hareket etmiyor. Bundan sonra da dedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyeceğim dedi. Bunu niye söyledi? Hem genelde hem yerelde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlerle hareket ettiğini çok iyi bir şekilde görmüş, tahlil etmiş ve bundan hareketle de artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermeyeceğini ve gücün yettiğince de kimseye oy verdirmeyeceğim dedi. Hem Ereğli'de hem Konya'da nereye ulaşabiliyorsam artık bundan sonra ben Cumhur İttifakı'nın yanındayım dedi. Buna inanın. O yüzden sizlerden de son günler yaklaşırken bu meseleleri iyi tahlil etmenizi umuyorum. Milli bir duruş sergileyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğine 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için çocuklarımızın, kardeşlerimizin, daha küçücük sabilerin geleceğini daha iyi organize edebilmek için Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olarak sizlerden destek istiyorum. Biliyorum ki Yeni Bağlar'da bizim oylarımız var. Biliyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımız var. Benim burada akrabalarım var. O yüzden sizlerden özellikle tekrar altını çizerek söylüyorum. Adem Erdal Beyefendi'ye ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerimize
31 Mart'ta oy verin. Oy verin, belediye başkanı yapalım Allah'ın izniyle. Sandıktan çıkaracağız adamı. Hepinizden Allah razı olsun. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Hakkınızı helal edin. Cumanız şimdiden mübarek olsun. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Çok kıymetli hemşehrilerim. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart'ta bu şehri yönetecek, şehremini size hizmet edecek olan belediye başkanını seçeceğiz. Ben Adem Erdal, Yeniköylü Halıcı Kerim'in oğluyum. 14 yıldır Ereğli Belediyesi'nde siz değerli hemşehrilerime, güzel Ereğli'ye hizmet etme şerefine nail oldum. İlk memuriyetime, ilk kamu görevime İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. Orada çalışmaktan gurur duyduğum ve ilk belediye başkanlığımı yapan ve herkes uzun adam diye biliyor, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la çalışma şerefine sahip. Onun akabinde Kayseri'de çalıştım. Orada da çok kıymetli Mehmet Özhaseki Bey'in belediyecilik tecrübelerinden, şehircilik tecrübelerinden faydalandık. Biz de Allah'a şükür tecrübe sahibi olduk. Bizim belediyecilik aşkımız, insanlara hizmet aşkımız o dönemlere dayanıyor. Biz belediye başkanlığına aday olurken tecrübemizle, kişiliğimizle ve hizmet aşkımızla huzurlarınıza çıktık. Biz sadece insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Biz bu işin vebalinin de farkındayız, sevabının da farkındayız. Biz bu işe nefsimizi tatmin etmek için çıkmadık. Tek maksadımız Ereğli'mize, insanlarımıza hizmet etmek. Hizmet yolunda da her zaman ifade ediyoruz, siyasi bir rekabet illaki olacak. İllaki tüm adaylar Ereğli'mize, insanlarımıza projelerini, vaatlerini, kendi kişiliklerini, karakterlerini sunacaklar. Ve hemşehrilerimiz kimi takdir ederse, kimi uygun görürse o insan Ereğli'mize hizmet edecek. Biz her zaman ifade ediyoruz, şerefli bir hizmet yoluna çıkarken şerefli bir yarış sergileyeceğiz. Çamur atmayacağız, iftira atmayacağız. Ama biz iftiralara maruz kaldık, onu az sonra izah edeceğim. Biz projelerimizle, yapacağımız işlerimizle, Ereğli'ye katacağımız değerle insanlarımızın huzuruna çıktık. Ereğli 5 yıl vakit kaybetmesin diyoruz. Şu anda çok güzel bir ortam var. Ülkemizin kalkınmasını daha hızlandıracak, ülkemizin refahını daha iyi noktaya taşıyacak güzel bir ortama gireceğiz Allah'ın izniyle. Önümüzdeki 4,5 yıl seçim görmeyecek bu ülke. Dolayısıyla hem yatırım ortamı daha iyi hale gelecek, hem dışarıdan yatırım çekebileceğiz, hem de iç dinamiklerimizde, içerideki ekonomik bağımsızlığımızda, ekonomik gücümüzde daha hızlı yatırım yapma imkanımız olacak. Bu anlamda hem Ereğli Belediye'miz tarafından, hem Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, hem de hükümetimiz tarafından Ereğli'miz çok ciddi yatırımlara, çok güzel yatırımlara sahne olacak Allah'ın izniyle. İfade ettiğim gibi ben projelerimle huzurunuzdayım. Ereğli'mize yapacağımız projelerle birlikte Ereğli kabuğunu kıracak, bir üst lige taşınacak, çevre il ve ilçelerin Allah'ın izniyle gıptayla baktığı bir yer haline gelecek.
Çok kıymetli hemşehrilerim, ben bugüne kadarki tecrübemle, bilgi birikimimle Ereğli'mizin sorunlarını da biliyorum. Bunlara vakıfım. Çözümlerini de biliyorum. Ve önerdiğim, hazırladığım projelerimle hem altyapısı, mühendislik altyapısı hem de maddi altyapısı olan projeler nereden hangi yatırımı getireceğimizi şimdiden ifade ediyoruz. Biz hayal satmıyoruz. Biz insanlarımızı kandırmıyoruz. Biliyorsunuz Ereğli'de şu anda en büyük problemlerimizden birisi otopark problemi. Başka aday arkadaşlarımız, onlar da sorunların tespitini yapıyor. Geçen bir arkadaşımızın programını seyrettim. Tespit ettiği sorunlar var ama bunlara karşılık benim hepsinin de projesi var. Hazır Allah'ın izniyle. Öncelikle işe hükümet meydanında bulunan eski kütüphanemizi artık biliyorsunuz fiziki anlamda yetersiz eski bir bina. Bundan dolayı yeni bir kütüphane binası yapacağız. Nereye yapacağız? ADESE'nin bitişiğinde bizim Büyükşehir Belediyesi'nin kent konağı diye tabir ettiğimiz ASEM'in hemen bitişinde bulunan 2500 metrekare büyüklüğündeki arsaya yapacağız. Ve bunun projesi hazır şu anda. Ödeneği de hazır. %50 bedeli Kültür Bakanlığı'ndan gelecek. %50'sini de Ereğli Belediyesi karşılayacak. 2,5 katlı bir projemiz var. Ve burası çok modern, çok güzel ve günümüz teknolojisine uygun. İnternetiyle, sosyal anlamdaki tesisleriyle, bölümleriyle öyle bir bina olacak ve milletimizin hizmetine sunacağız. Bu binanın bitmesiyle birlikte eski kütüphaneyi yıkacağız. Eski öğretmen evi ve gökkuşağı apartmanı diye bildiğimiz gökkuşağı apartmanına doğru alanı daha da genişletip yer altında 3 katlı otopark ve üstünü meydan insanlarımızın rahat nefes alabileceği yeşil alan ve meydan düzenlemesi yapacağız. İkinci alanımız 90 dükkanlar. Biliyorsunuz 90 dükkanlar zamanında yapılmış ancak bugün çok insanlarımızın girmek istemediği, bayanların girmek istemediği artık çöküntü bölgesi haline gelmiş ve yenilenmesi gereken bir alan. 90 dükkanlarda ne yapacağız? Bugüne kadar 20'den fazla dükkanı belediyemiz satın aldı. Geriye kalan dükkanlarla ilgili izale-i şuyu davamız devam ediyor. O da inşallah yakın zamanda neticelenecek. Bu davanın bitmesiyle birlikte yine orada yer altında otopark. Üzerinde de iki farklı projemiz var. Biz birlikte yöneteceğiz diyoruz. Birlikte yöneteceğiz. Slogan da kalmayacak. İnsanlarımıza soracağız. Hemşehrilerimize soracağız. İki farklı projemiz var burayla ilgili. Birincisi hemşehrilerimiz burayı tamamen meydan yapalım derse meydan yapacağız. Meydanın yanında ticari alanlar da olsun derse ticari alanları da yapacağız. İki farklı projemiz var. Siz ne emrederseniz o olacak. Ötesi yok. İfade ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle de birlikte çalışacağız. Hükümetimizin ilgili bakanlıklarıyla da. Büyükşehir Belediye Başkanımız geliyor, ziyaret ediyor. Allah razı olsun kendisinden. Her gelişinde Ereğli'mize bereketle geliyor. Her gelişinde Ereğli'mize bir müjdeyle geliyor. İlk geldiğinde taş evlerimizin müjdesini verdi. Taş evlerimiz seçimin hemen sonrasında restorasyona başlayacak. Projesi hazır. İhalesinin yapılmasıyla birlikte inşallah taş evlerimiz halkımızın hizmetine hazır hale gelecek. İkincisi gençlerimize
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız yarı olimpik yüzme havuzu sözü verdi. Bunun da hemen inşasına Allah'ın izniyle başlıyoruz. Dünkü ziyaretlerinde de yeni otogar, artık Ereğli'mize yeni bir otogar yapılacağı sözünü Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ereğli'ye müjdeledi. Bu da Ereğli'mize hayırlı olsun. Çok kıymetli hemşehrilerim, yıllardır Ereğli'nin çevre problemi olan bir arıtma tesisimiz var. Arıtma tesisi Konya'dan gelirken kokusuyla karşılıyor bizi. Bulunduğu yerde de ciddi anlamda çevre kirliliği teşkil ediyor. Hatta bugün onunla ilgili gerekli toplantı da yaptık bir kez daha. Yaklaşık 80 milyon bedeli yeni arıtma tesisinin. Bunu Konya Büyükşehir Belediye'miz ve Çevre Bakanlığımızla birlikte yapıp ve arıtılan suyu da çevre probleminin daha da azaltılması anlamında, yağış rejimine daha faydalı olması anlamında Akgöl'e taşıyacağız. Bu arıtma tesisimizde Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun. Projemiz çok. Az sabır diliyorum sizlerden. Yeni hal binası yapacağız. Artık eski halin olduğu bölge hem trafik yoğunlaşısından ciddi problem teşkil ediyor, hem de görüntü kirliliği yapıyor ve burada da otopark problemini çözmek üzere yeni bir tesis ve ticari alanlar yapacağız. Yeni halimiz ve eski halin orada yapılacak olan yeni tesis de Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun. Biz hemşehrilerimizin aklıyla alay etmiyoruz. Yapılabilecek gerçekçi projeleri sunuyoruz. Tavuk dağıtacağız demiyoruz. Fidan dağıtacağız demiyoruz. Fidan dağıtmak çok zor bir şey değil. Bugün Yunus Emre Meydanı'nda Büyükşehir Belediye'miz tarafından bir kamyon fidan dağıtıldı. Hemşehrilerimiz de aldı. Hemşehrilerimize de hayırlı olsun. Dağıtanlara da hayırlı olsun. Çok zor, büyük bir proje değil. Biz şunu istiyoruz diğer adaylardan. Ereğli'yi oyalamayalım. 5 yıl kaybetmeyelim. Ereğli kabuğunu kırsın. Fidan dağıtmakla, tavuk dağıtmakla, bank üretmekle Ereğli nereye gidecek? Yaptığınızı farz edelim. Ereğli nereye gidecek? Bunu söyleyin bana. Hepsini gerçekleştirdiğinizi farz edelim. Nereye varacak Ereğli? Şehrimizin dış çeperinde kalan mahalleler, hem de köy iken mahalle statüsüne geçen yerleşim alanları. Buralarla, bu bölgelerle proje kitapçığımızda da var. Artık bu dönemde bu bölgelerden başlayacağız. Altyapı ve yol problemi kalmayacak bu mahallelerimizde. İmar problemi kalmayacak. Bunun müjdesini veriyorum size. Türkmen kavşağını yaptık. Yıllardır yapılmayan kangren olmuş. Onu kendilerince değersizleştirmeye çalışıyorlar. Proje bedeli, ihale bedeli 9 milyon. Fiyat farkıyla 11-12 milyona ulaşıyor. Biz burayı 2 milyona yapardık diyorlar. Devlette bir işin yapılması belli bir kanuna göre, belli bir prosedüre göre yapılır. Bunu söyleyenlere söylüyorum. Ve bayındırlık fiyatlarına göre ihale yapılır. Hiç kimse kafasına göre ihale yapamaz. Bir kalem dahi alacak olsanız, 1000 liralık, 2000 liralık bir şey bile alacak olsanız 3 yerden fiyat almanız gerekir. 3 farklı yerden. Devlet yönetiyorsunuz, bakkal değil. Arkadaşlar diyor ki, biz burayı 2 milyona yapardık. Vekilim de ifade ediyor, ben de ifade ediyorum. Selvili kavşağımız var. Şu anda projesi onaylanan ve inşallah seçim sonrasında yapım ihalesi de gerçekleşecek. Madem öyle, orasını yapın 2 milyona.
Ve şunu da ifade edeyim. Orası Türkmen Kavşağı kadar maliyeti olan bir yerde değil. Orayı 2 milyona yapın, alnınızdan öpeyim. Halep oradaysa arşın burada. Onlar Türkmen Kavşağı'nı değersizleştirmeye çalışıyor. Hükümetimiz, devletimiz Ereğli'ye hızlı tren projesi getiriyor. 135 kilometre uzunluğunda Karaman ve Ulukış'ta hızlı tren projesi. Ereğli'ye şu anda gördüğümüz alt geçitlerin yenilenmesiyle birlikte ilave alt ve üst geçitler yapılacak. 13 adet. Ve çok ciddi maliyeti olan proje ve yapılacak olan alt ve üst geçitlerde gerçekten mühendislik açısından çok güzel projeler. Hepsini biliyoruz ve birçoğunda da yeri konusunda, hazırlanması konusunda emeğimiz oldu Allah'a şükür. Bu hızlı tren projesinin bedeli 1.2 katrilyon. 1.2 katrilyon. Onların hayali bile yetmez. Onlar sadece eleştirir. Biz temiz siyaset yapacağız diyoruz. Ama aynı kulvardaki diğer yarışan arkadaşlarımız buna riayet etmiyor. Hakkımızda polemik oluşturuyorlar. Kendilerince iftira atıyorlar. Ben diyorum ki tabii ki temiz yarışacağız. Ben iftiraya girmeyeceğim. Ama bu şu demek değildir. Siz söyleyeceksiniz, ben de boynu bükük kalacağım. Yok öyle bir dünya, yok. Bravo. Bağımsız adayımız benle ilgili başladı. İlk günden itibaren düşük profilli vesaire bilmem ne. Kendisinin profili çok yüksek herhalde. Elinde profil metresi var, ölçüyor herhalde. Son günlerde de mektup yazmaya başlamış. Herkese mektup yazıyor. Ucunda yakmış mı bilmiyorum. Diyor ki aslında Özkan Özgüven olacaktı. Özkan Özgüven de ben de sosyal medyadan duyduk Adem Erdal'ın aday olduğunu. Kusura bakmayın, önceden iadeli taahhütlü mektup gönderecektik ama atlamışız. Sana özel haber mi edeceğiz? Bir de Özkan Özgüven kendisini savunur. Avukatlığa mı başladı? Bir de şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlar belediye başkan olmayı sadece kendilerinde hak görüyorlar. Kendileri beyaz Türkler. Analarının karnından belediye başkanı olarak doğdular. Kendilerinden başka hiçbir Allah'ın kulu belediye başkanı da olamaz, adayı da olamaz. Sadece kendilerine hak. Ne güzel dünya, ne güzel dünya. Hadi canım sen de. Aynen. Bir de bağımsız adayımız sürekli mağdur edebiyatı yapıyor. Üstelik bizim kutsal bildiğimiz değerleri de bu işe alet ediyor. Hazreti Hüseyin'i addediyor, Kerbela'yı addediyor. Bunlar çok ayıp. Onlar bizim kutsal değerlerimiz. Onları bu işe, siyasete alet etme. Ağlamayı da bırak. Ne yapacaksan Ereğli'ye onları anlat. Bu millet artık proje istiyor, iş istiyor. Bugüne kadar verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Zamanın behrinde senin meşhur 5000'lerin vardı. 5000 konut, 5000 kişiye iş, 5000 burs, salça fabrikası, turşu fabrikası. Üstelik adliyeyi de otel yapıyordu. Termali geçiyorum artık. Termal ayrı bir masal oldu. Hiç hasta olmayan şeyler. Üstelik yapmadığın gibi bir de artık millete sövmüşsün. Bu da ikinci ayıbın senin. İkinci ayıbın. Özkan Özgüven olsaymış daha çok oy alırmış.
söylemiş. Sen siyasetçi değil misin? Sen siyasetçi değil misin? Madem öyle düşük oy alacak Adem Erdal, sen rahat git uyu. Niye bu kadar yırtınıyorsun? Niye bu kadar telaş içerisindesin? Üstelik dediğim gibi iftiralara da devam ediyor. Ben şunu söylüyorum. Neden bu kadar telaşa düştünüz? Neden bu kadar etrafa saldırıyorsunuz? Almışsınız bir 18, almışsınız bir imar. 18'in cevabını kaç kere verdim? Gene verdim. Korkacağım, çekineceğim hiçbir şey yok. Ama size söylüyorum, korkunun ecele faydası yok. Gelelim CHP adayı arkadaşımıza. Bizim belediye işçilerine bir müjde vermiş. Gözlerinden öpüyorum. 2200 liraya çıkaracakmış belediye işçilerinin maaşını. Bomba geliyor, bomba. 2200 liraya çıkaracakmış. İşçi dostu arkadaşımız. Şu anda belediyedeki işçinin en düşük maaşı 2280 lira. Öpüyorum gözlerini. Ve Temmuz ayında da minimum işçi maaşımız 2500 lira olacak. Sayın işçi dostu kardeşim. Diyorum ki arkadaşlar, sen yönetmeye talip olduğun belediyedeki işçinin maaşını bir öğren. Ondan sonra işçi haklarını savunmaya yola koyul. Ondan sonra işçi haklarını savun. Pazar projesini çizecekmiş. Ben mühendisim diyor. Pazar projesini ben çok güzel çizerim. Adem Erdal niye onaylamış? Biz pazar projesinde şunu söylüyoruz. Mevcut arsaya göre proje çizildi. Evet, eyvallah. O zamanki şartlarda alan o kadardı. Biz bu arada Sayın Obrukçu'nun da beğenmediği 18 uygulaması yaptık Barbaros Mahallesi'nde. Şu andaki pazarın alanı kadar bir alan daha boşa çıkardık. Ve proje kitapçığımız da var. Aynı büyüklükte bir pazar daha hazırlıyoruz. Bu milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sen pazar projemizi eleştireceğine, bugüne kadar vatandaşa sattığın oturma ruhsatı almadığın yerlerin git de oturma ruhsatını al. Halk eziyet çekiyor. Sen halkçısın ya. Bu arada Süleyman Soylu Bakanımız geldiğinde ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza arz ederim demişim. Zat halleri arz etmeyecekmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı'na yap diyecekmiş. O da yapacakmış. Hadi orada. Bu arz etmek, saygı göstermek, işbirliği içerisinde olmak devlet idaresinde farklı bir konudur. Farklı bir dildir. Tabii siz bunu bilmezsiniz. Çünkü epeydir devlet idaresinden uzak kaldınız, ayrı kaldınız. Bunları unutmuşsunuzdur. Bunları bilmezsiniz siz. Hiç olmadılar ki başkanım. Edepsizlik başkanım. İkincisi, bu bir nezakettir, zerafettir, tevazudur. Ben kendimden küçük insanın da elini öperim, arz da ederim, teşekkür ederim. Hiç kimsenin bir yeri eksilmez. Ama siz kavga etmeye geliyorsunuz ya, zerafetten de anlamazsınız, nezaketten de anlamazsınız. Üçüncüsü, bu bir hizmet dilidir. Hizmet yaparken hiç kimse nefsini düşünmeyecek. Terörle mücadelede büyük başarı elde etmiş. Gece gündüz memleket sevdası diye koşturan
ve geçenlerde Ereğli'mizi ziyaret eden çok çok kıymetli İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi ne dedi? Ben dedi Adem Erdal'ın emrindeyim. Koskoca bakan bunu söyledi. Ha bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek? Her ne olursa olsun ben Ereğli'nin hizmetindeyim. Ereğli için yapılması gereken ne varsa hizmetinizdeyim demek. Tabii sizin hizmetle alakanız olmadığı için bundan da anlamazsınız. Tek derdiniz kavga. Size soruyorum Sayın Tatlıdil. Ereğli Belediyesi'nin bütçesini biliyor musunuz? Ereğli'de kaç tane cadde sokak var biliyor musunuz? Ereğli'nin yüz ölçümünü biliyor musunuz? Son sorum. Proje vaatleriniz var. Büyükşehir'le kavga edeceksin. Hükümetle kavga edeceksin. Yapacağın projelerin, yatırımların maddi kaynağını açıklama lütfunda bulunur musun? Bunu soruyorum. Kıymetli hemşehrilerim, ifade ettiğim üzere bizim derdimiz hiç kimseyle kavga etmek değil. Tek derdimiz millet ve tek derdimiz hizmet. Biz yapacağımız hizmetlerle, kişiliğimizle, karakterimizle milletimizin gönlüne talibiz. Milletimizin duasına talibiz. Bizim kavgayla da işimiz yok. Bize çamur atanlarla kaybedecek vaktimiz de yok. Onları Allah'a havale ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum, gurur duydum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Geliş nedenimiz belli. 31 Mart seçimleri ve sizden adayımıza, adaylarımıza destek istemeye geldik. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Uğur İbrahim Altay'a destek istemeye geldik. Sizlerden destek istiyoruz. Şimdi seçim zamanı, şimdi başkanlarımızı seçme zamanı, şimdi Ereğli'nin başkanını seçme zamanı. Aynı zamanda mahalle temsilcimiz olarak mahalle muhtarlarımızı da seçeceğiz bu arada ve yeni dönemde 5 yıllığına bizim hem yerelde hem şehrimizde hem büyük şehrimizde bizi yönetecek, bize hizmet edecek, daha doğrusu bize hizmet getirecek başkanlarımızı seçeceğiz. İnşallah Ereğli'de de Adem başkanı başkan yapacağız. Yeni bağlar yapacak mıyız? İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik,
en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratman İnovatif serisinden. Selenit. Fratman. Fratpen, Ereğli Bayi, Zirvepen, PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin, huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses, dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332-712-11-0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.